ve Esenyurt'un, Ardahan'ın çok değerli katılımcıları, sizler de bugün burada olmak, pazar gününü beraber geçirmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce Mustafa kardeşimizin vefatını ve onun yaşamını yad etmek için bir takım fotoğraflar izledik. Ben Mustafa kardeşimizin bize kattıkları için kendi adıma en azından teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hemşehrimiz, dostumuz, arkadaşımızdı. Onun kişiliğinde bu süreçte, Covid sürecinde vefat eden bütün hemşehrilerimizin ve bütün insanların insanları rahmetle anıyorum. Allah mekanlarını kendim besliyorum. Hastalığı zorlukla geçiren diğer kişilere de şifa diliyorum. Biraz önce Yusuf abi söyledi, abi diyebilir miyim? Yusuf abi başkanımız, evet biz bir önceki süreçte beraberce bir divan kurulu yönettik. O zaman Veysel Bey bildiği için söylüyorum. Bir şey iman etti herhalde. Çok centilmence, çok güzel bir kongre geçti. Bizim insanlarımız mücadele edecek. Ne olursa olsun, kendilerine dayatılarını asla kabul etmiyorlar. Bir şey yapmak istiyorlar ve başarma duyguları içine doğuştan yerleştirilmiş. Veysel Bey, bir siyasi partinin ilçe başkanı, çok başarılı işler yapıyor. Muhtarlar Derneği Başkanımız, Muhtarların Dernek Başkanlığı yapıyor, çok başarılı işler yapıyor. Tüccar Bey, keza öyle, kent konseyi başkanlığını yapıyor ve hakikaten başarılı yapıyor. Asım Hocam'ın beni övdüğü için söylemiyorum ama yani onun dizelerini kurabilecek insan sayısı çok fazla yok maalesef. Türkiye'de fazla yok. Birçok açıdan aslında bizler yaşamı güzelleştirmek, daha iyi yapmak için, barış içinde, kardeşlik içinde, dostluk içinde yaşamak için irade koymuşuz. Ve bunun örneklerini sergilemişiz. Meclis üyelerimiz var, ben onları unuttum. Onları da saygıya selamlıyorum. Togay'da bir Dilek Hanım'ı görmüştüm. Yani yapılması gereken de bu arkadaşlar bence. Biz huzur içinde, mutluluk içinde, birlik içinde yaşamak için yapmamız gereken her şeyi birbirimizin elini bırakmadan yapmalıyız. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Başka bir siyasi partinin belediye başkanı olmasına rağmen burada beni kendisinin temsilcisi olarak göstermesinden onur duyuyorum. Çok belki cehennemden de güzel olsun. Biraz önce bir iki tane dileği oldu. Dedim ya sen AK Partisi, ben de ne işim var? Ben şimdi uzaklaş öteye. Yani böyle olmalıyız. Biz birbirimizi siyasi anlayışımız bulunduğumuz pozisyondan ötürü ötekileştirmemeliyiz. Böyle yaparsak ancak içimizdeki değerlerin bir yerlere gelebilmesini ve orada tutunabilmelerini sağlayabiliriz. Her bölge ama yani bizimle Ardahan'la, yani Kars, Ardahan, Iğdır'la aynı kademi taşıyan Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen göçen vatandaşlarımız var. Onlarla da birlik beraberlik içinde doğusu, güneydoğusu, Karadeniz'i, Akdeniz'i, Marmara'sı, Trakya'sı, İç Anadolu'su fark etmeden aynı kademi taşıyan herkesin kendi hak ettiğini düşündüğünü alması için birlikte mücadele etmesinin, bunun için de akılla birbirimizi dinleyerek, anlayarak bir arada durmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kongremizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, ben inanıyorum ki çok büyük başarılar elde edeceklerdir. Kendilerine yakışanı yapacaklardır diye düşünüyorum. Bugüne kadar öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkürler başkanım. Sağ olun.